Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda ise boyutlandırma ve tekstlerin hizalanmasını öğrenelim. Daha önce aslında boyutlandırmalardan az çok bahsettik. Hani grid, colmd4 dediğimiz aslında bir boyutlandırma oluyor. Aynı şekilde colmd6'yı kullanacağım. Daha sonra using utilities dediğimiz kısımda da gördüğümüz W ile genişlik, H ile yükseklik vermiştik. Aynı zamanda bununla da yapacağız. Daha sonra da içerisindeki tekstleri hizalayacağız. Sonra bu dersimizi de bitireceğiz. Hemen H1 etiketi oluşturuyorum buraya. Tekrardan buraya yazıyorum. Örneğin boyutlandırma ve yazı ya da metin hizalama. Bu işlemi yaptıktan sonra alt tarafta arkadaşlar daha önce yaptıklarımı kopyalamayacağım. Tekrar oluşturacağım. Çünkü sizin de aynı şekilde alışmanızı istiyorum. Tekrardan geliyorum. Buraya sırayla oluşturuyorum arkadaşlar. Hemen div oluşturdum. Class tanımlamasını yapıyorum. Buraya hemen row diyorum. Aşağı geliyorum. Bir div daha oluşturuyorum. Bu sefer bu div'e yine class tanımlaması yapıyorum. Buna da col-md-6 diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra alt tarafa geliyorum. Hemen bir kart için bir div daha oluşturuyorum. Bu div'e de geliyorum. Yine class tanımlamasına kart yazıyorum. Alt tarafa geliyorum. Bir div daha oluşturuyorum. Bu div'e de yine bir class tanımlaması yapıyorum. Ve buna da body yazıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar alt tarafa geliyorum. Örneğin kart için bir başlık oluşturalım. O yüzden tekrar bir etiket oluşturalım. Bu sefer başlık etiketi olsun. Örneğin H5 oluşturalım. Bunu oluşturduktan sonra buraya başlık yazalım. Ya da şöyle yapalım. Değişiklik olsun. Udemy Bootstrap 4 eğitimi. Bu sefer alt tarafa geliyorum. Tekrardan bir div oluşturuyorum. Bu div'e de aynı şekilde bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasında da card-body yazıyorum. Bu body'nin içerisine gelerek bir paragraf etiketi oluşturuyorum. Bu paragraf etiketine de lorem yazımı oluşturuyorum. Şimdi bu lorem yazısı bu kadar olmasın. Tek satır yeterli. Şöyle kaydedelim. Şimdi burada colmd6 olan şu div'e tıkladığım zaman burada da gördüğünüz gibi bak altını çiziyor arkadaşlar. Şimdi burayı komple kopyalıyorum. Ve aşağısına gelerek bir tane daha yapıştırıyorum. Neden? Çünkü colmd6 dedim. Yani 6 parçaya bölmüş oldum satırı komple. 6 sütun olarak birleştirdim burayı. Toplamda 12 edecekti arkadaşlar. Öğrenmiştik bunu grid yapılarında. O şekilde tüm sayfayı kaplamasını istedim. Şimdi gelelim bunu hemen kontrol edelim. Sağ tıklayıp Open in Browser diyorum. Evet, bu şekilde gördüğümüz gibi arkadaşlar bir yapı oluşturmuş olduk. Şimdi burada başka neler yapabiliriz? Bunları düşünelim. Buradaki bir kayma var aslında. Yani bu Udemy yazısı bu kadar burada olmaması gerekiyor. Muhtemelen body'nin dışarısına yazdık bunu. Ondan kaynaklandı. Onu düzeltelim ve alt tarafa da bunların birer tane buton atalım. Hemen tekrardan geliyorum. Bu sefer tekrar bir bakalım nerede hata yapmışız. Evet arkadaşlar, buradaki başlığı alıyoruz. Bunu body'nin içerisine almamız lazım. Şurayı toplayalım, düzgün gözüksün. Kod yazarken lütfen arkadaşlar dikkat edin. Ben bazen atlıyorum, birden fazla boşluk falan bırakıyorum ama siz yapmayın. Burayı tekrardan kesiyorum. Aynı şekilde alttan da. Burada body'nin içerisine alıyorum. Şimdi tekrar kaydediyorum. Hemen gitmeden önce zaten gördük. Paragrafın altına gelelim. Bir tane buton oluşturalım ya da A etiketiyle oluşturalım. Buna da aynı şekilde buton class yapısını tanımlayalım. İkisi de aynı görevi görecektir. Buraya btn yazıyorum. Sonra btn tire primary diyerek butonumu da oluşturmuş oluyorum. Ve bir renk tanımlaması yapıyorum. İçerisine gelerek istediğin yere git. Böyle bir yazı olsun. Aklıma bir şey gelmedi arkadaşlar. Bunu aynen böyle kopyalıyorum. Alt tarafa geliyorum. Buradaki paragrafa da yapıştırıyorum. Şimdi kaydedelim ve şu an inceleyelim tekrardan. F5'e basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok hoş bir görüntü olmuş oldu. Şu başlığı hemen bir alttan bir boşluk bırakalım. Çünkü burası grid ile bir boyutlandırma olmuş oldu. Bunun haricinde using kısmında gördüğümüz bir boyutlandırma var. Onu görelim. Onlar için de haşiş başlıklarını kullanalım. Hemen geliyorum buraya. Boyutlandırma metin hizalama diyor ya. Buraya bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına mb-5 diyorum. Yani margin battım alt taraftan 5 birimlik bir boşluk bırak diyorum. Sonra şimdi alt tarafa geliyorum. Bunun için bir başlık etiketi oluşturuyorum. Buraya grid diyorum. Yani grid yapısı için bir boyutlandırma oluşturduk. Grid sizing olsun. Şimdi arkadaşlar buradaki yapıyı komple kopyalıyorum. Ve alt tarafa gelerek tekrardan yapıştırıyorum buraya. Şimdi buradaki row'u siliyorum.
Ya da böyle biraz daha zor olacak sanırım sizin için. Yani karıştıran arkadaşlar olur. En iyisi baştan yapalım. Sadece şöyle başlığımızı atalım. Buraya da utilities yazalım arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da sizing yazalım. Yani burada bu boyutlandırma olacak sonuçta. Şimdi buradaki kart kısmını kopyalıyorum sadece. Bu işlemi yaptıktan sonra altına geliyorum, hemen yapıştırıyorum. Burası bizim için yeterli. Bunun üzerinden çalışırsak daha sade olmuş olacak. Şimdi bu kart kısmına geliyorum. Buradaki class kısmından sonra tekrardan bir class tanımlayacağım. Sadece mesela WT75 diyelim. Yani konteyner yapısının içerisindeyiz biz şu anda. Bu divin içerisindeyiz. Yani en üstten bakarsak konteyner divinin içindeyiz. Konteyner divinin %75'ini al demek bu. Şimdi bunun haricinde tekrardan kopyalayalım. Alta bir tane daha yapıştırıyorum. Buna da WT50 diyelim. Tekrar kaydediyorum ve tekrar tarayıcıya gidelim. Bir kontrol edelim. Hatta araya da isterseniz bir HR etiketi koyalım. Bu şekilde araya bir çizgi koyalım. Şimdi tekrardan bir bakalım. Geliyorum buraya, F5'e basıyorum. Evet arkadaşlar, burası ayırdı. Şimdi bu üst kısım. Burası ise alt kısım. Fakat bir sıkıntı var. Burası container class'ın içerisinde gözükmüyor şu anda. Hemen onu bir kontrol edelim. Nerede bir hata yaptık? Hemen geliyorum buraya. Önce şuna bir bakıyorum. Bu div nerede kapanıyor? Evet arkadaşlar, buradaki container class'ının dışında kalmışız biz. O yüzden buradaki kısmı kopyalıyorum. Hatta keselim. Alt tarafa gelerek yapıştıracağım ama zaten burada var. O yüzden gerek yok. Tekrar kaydediyorum. Şimdi tekrardan bakıyorum. F5'e basıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bizim yaptığımız normal standart olarak bir boyutlandırma yaptık. Burada ise grid yapısından ziyade utilities kısmında, yani araçlar kısmında gördüğümüz boyutlandırmayı kullandık. Direktmen class yapısıyla bir tanımlama yaptık. WT75 diyerek container'ın %75'ini aldık. Burada ise %50'sini aldık. Yani bunları düzenleme yapabiliriz. Örneğin buna yukarıdan aşağıdan boşluk verebiliriz. Buna verebiliriz. Aynı şekilde bunlara veririz. Neyse hadi yapalım arkadaşlar. Hani bunları da yapalım madem. Şimdi gelelim buraya. H3'e bir class tanımlaması yapalım. MY-5 diyelim. Yukarıdakine gelelim. Aynı şekilde buna da bir class tanımlaması yapalım. MY-5 diyelim. Ondan sonra en alta gelelim. Mesela buradaki karta. Bu kartta yukarıdan bir boşluğu olsun. Hatta MY diyelim buna da. MY-5 olsun. Yukarıdan aşağıdan fark etmez. Kaydedelim. Gidelim. F5'e basalım. Yani bu şekilde düzenlemeler yapabiliriz. Yani daha hoş görünmesini isteyebiliriz. Ama bu sadece eğitim olduğu için ben hızlı gitmeye çalışıyorum. Bunun haricinde şimdi şey yapalım. Yani bu tekstlerin hizalamaları vardı. Bunları öğrenelim. Evet, tekrardan hemen editörüme geliyorum. Şimdi buradaki en baştaki oluşturmuş olduğum, buradaki grid yapısıyla oluşturmuş olduğum sistemi aynen kopyalıyorum arkadaşlar. H3'ten başladım, sonuna kadar geldim. Ve en alta geliyorum. Burada konteynerin içinde olmak şartıyla en alta geliyorum arkadaşlar. Birden fazla öncelikle BR etiketi oluşturuyorum. Ben iki tane oluşturacağım. Siz daha fazla da oluşturabilirsiniz. Daha sonra buraya yapıştırıyorum az önce kopyaladığımı. Şimdi burayı öncelikle bir düzenlersek. Bakalım bu H3'ü biraz ileriye alalım. Grid sizing yerine hemen silelim burayı. Burası metin hizalama olsun. Şimdi burada kol MD 6 yerine 4 olsun. Alttaki de aynı şekilde 4 olsun. Şimdi 4, 4, 8 oldu. Bir tane daha kopyalayalım buradan. Bir tane daha oluşturalım. 4, 8, 12 elde etmiş olduk. Şimdi sırayla gelelim. Buradaki öncelikle yazıyı çoğaltalım. Buraya lorem yazıp tab tuşuna basalım. Doldursun. Aynı şekilde ikinciye de geliyorum. Lorem yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum. Bu da doldursun. Üçüncüye de geliyorum. Lorem yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum. Evet, bunları oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki paragraflara sırayla bir class tanımlaması yapacağım. Buraya text tre left diyorum. Aslında bu standart olarak kullandığımız yapı. Bizim yazılarımız soldan sağa doğru yazıldığı için standart olarak bu şekilde geliyor. Ama tanımlama yapmak istersek de bu şekilde tanımlıyoruz. Alt tarafa geliyorum. Buradaki paragrafa da bir class tanımlaması yapıyorum. Buna da text tre center diyorum. En sondakine de geliyorum. Yine aynı şekilde bir class tanımlaması yapıyorum. Text tre right diyorum. Şimdi kaydediyorum bunları. Tekrar tarayıcıya giderek F5'e basıyorum. Şimdi arkadaşlar, burayı dikkat edin. Hepsi sol tarafa dayalı bir şekilde duruyor. Yani soldan sağa doğru gidiyor. Burası çok belli olmamış. Bunu biraz daha yazıyı küçültüp deneriz. Ama yine de dikkat ederseniz sağdan soldan bir şekilde ayarlamaya çalışmış. En sondakine geliyorum. Buradakileri de hepsini sağa doğru yaslamış arkadaşlar.
Daha önce de öğrenmiş olduğumuz metin hizalamayı burada da bu şekilde kullanmış olduk arkadaşlar. Bunun haricinde şu ortadakine bakalım. Yazıyı biraz küçültürsek bakalım nasıl olacak. Hemen tekrardan geliyorum. Şurada biraz şöyle siliyorum rastgele. Kaydediyorum tekrar. Gelelim F5'e basalım. Sağdan soldan gördüğünüz gibi ortaya doğru hizalamaya çalışıyor. Yani ortaya doğru yazıyor. Buna sola hizalı, bu sağa hizalı, bu da ortalama şeklinde. Bunun haricinde neler öğrendik? Burada grid yapısıyla boyutlandırmaları öğrendik. Burada ise direktmen araçlar kısmındaki klas yapılarıyla bir boyutlandırmayı öğrendik. Onun altında da metin hizalamayı öğrendik. Şurası yanlış yazılmış ama olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.